Memurları Sendikası Başkanı Yusuf Yazgan, memur hakları için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. 18 gün süren... Kamu çalışanlarının ellerinden alınan haklarına dikkat çekmek için tam 18 gündür yürüyen Bürosen Başkanı Yusuf Yazgan... Kamu çalışanlarının haklarını savunmak için İstanbul'dan yürüyüş başlatan Büro Memur Sen Başkanı Yusuf Yazgan... Memurların mali ve özlük haklarını iyileştirmek için Büro Memur Sen tarafından İstanbul'dan başlayan tepki yürüyüşü Ankara'da sona erdi sanıcılar. Kamu çalışanlarının haklarını savunmak için İstanbul'dan yürüyüş başlatan Büro Memur Sen Başkanı Yusuf Yazgan 18 gün sonra Ankara'ya ulaştı. Yazgan Ankara'ya gelişinde sevmenler tarafından karşılandı. Aldığı ücret yoksulluk sınırının çok altında olan memurlarımız son zamanlarda ardı ardına gelen zamlar ve ellerinden kanun yoluyla alınan haklarla yoksulluğa sürüklenmektedir. Kanunlarla tüm kamu çalışanlarımızın uğradıkları hak kayıplarını en yüksek sesle haykırmak için 20 Şubat'ta sendikamız olarak Genel Başkanımız Yusuf Yazgan'ın öncülüğünde İstanbul Bakırköy Adliyesi önünden Ankara'ya yürüyüşe geçtik. Tartışılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasalaştırılmalıdır. Çalışanlar fazla mesaiye kalıyorsa ücreti de verilmelidir. Çünkü anayasamızın 18. maddesine göre angarya yasaktır. Yine anayasamızın 55. maddesi ise ücret emeğin karşılığıdır demektedir. Fazla çalışma bir emektir, bir alın teridir. Biz kimseden lütuf beklemiyoruz. Ekonomi büyüyor, Türkiye zenginleşiyor diyenlerden çalışanların
emeğinin ve alın terinin karşılığını istiyoruz. İnşallah hükümet bu mücadelemizi, bu sesimizi duyar ve bu düzenlemeleri yapar. Yapmadığı takdirde büro memur seni olarak bu mücadele üzerine basın açıklamalarımız, eylemlerimiz devam edecek diyorum. Katılan bütün arkadaşlara saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Tüm kamu çalışanlarının haklı ve onurlu sesini duyurabilmek için 18 gün boyunca yağmura, çamura, kara kışa aldırmadan Genel Başkanımız Yusuf Yazgan'ın öncülüğünde 455 kilometre yol yürüdük. Hak mücadelesinin kutlu yolunda başlattığımız bu yürüyüş, çalışanlarımızın emeğinin ve alın terinin karşılığının verildiği güne kadar devam edecektir.